iştah açan ve umut veren bir haber aslında. Kadınlar artık erkeklerin egemen olduğu tüm sektörlerde var. İyi ki de varlar. Çok da başarılı yapıyorlar işlerini. Bursa'da iki kız kardeşin hikayesini izleyeceksiniz. Şimdi onlar da genelde erkeklerin egemen olduğu bir meslek seçti kendilerine. Baba mesleklerini, kebapçılığı. Tam 12 senedir aynı yerimizdeyiz. Hala da müşterilerimizden hiçbir şekilde ödün vermedik. Çocuklarımız da burada büyüyor. Baba mesleğine kız kardeşler sahip çıktı. Biz yıllardır geliyoruz buraya. İki kardeş kadınlardan kebapçı olmaz diyenlere en güzel cevabı verdi. Tam 12 yıldır sanayi sitesinde işlettikleri kebapçıyla müşterilerin beğenisini kazandı. Bir bakıyorlar bayan olunca. Birden şaşırıyorlar, ilk defa görüyoruz bayan kebapçı diye. Herkesin aklındaki soru, kadından kebap ustası olur mu? Olur mu? Olur, hem de çok güzel olur. Kadınlar istesin her şeyi yaparlar. Kadının elinin değmediği bir kebapçılık kalmıştı, onu da başarıyla yapıyorsunuz. Evet. Ama bunu ben de yaparım. Aslında o kadar kolay değil işte. Ama istiyorsanız deneyebilirsiniz yani. Yani denerim, ben kebabı iyi yaptığıma inanıyorum. Buyurun. Etimiz hazır. Şimdi göstereceğim. Belki biraz utandıracağım kendisini ama işte erkek işi usta kebap nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi. Şimdi yapıyormuşsunuz. Evet tabii. Döküldü. Olmadı mı? Olmadı. Sanki hiç olmadı gibi. Olmadı mı? Bir daha yapalım. Ben sizi utandırmaya çalışırken kendim utanacağım herhalde. Olmadı. Sanırım işini ehline bırakmak en doğrusu. Yani. Öyle mi? Fatma Hanım ocak başında tam anlamıyla şov yapıyor. İşte onlardan biri metreli kebap. Biz de tabii bahane bulmaya çalışıyoruz. Bakalım hakikaten bir metreyi bulacak mı kebap? Evet. Bir metreyi aşmış bile, tam 107 santim. Fatma Yüksel ve Eda Çiftçi kardeşler kebapları hazırlarken çocuklarını da yanlarından ayırmıyor. Seviyor musun annenin yaptığı kebapları? Evet. Lezzetli mi? Evet, halen annemin yaptığı kebapları yiyorum. İşin en kolay kısmı herhalde kebabı pişirmek. Biraz sıcak, terliyorsunuz ocak başında ama işin en basit kısmı da... Oo, yaktım elimi. Kolay değilmiş, bu da kolay değilmiş. Gelip de görüyorlar, aa abla siz mi çalışıyorsunuz ocak başında diyorlar. Evet diyoruz, şaşırıyorlar. Yedikten sonra da beğeniyorlar lezzetini de. Kebabı hazırlarken beceremedik, pişirirken hiç beceremedik. Ama usta olduğum bir konu var, o da etin tadına bakmak. Çok iyi.